Kariyer planlamasına başlamak için belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaşta, her dönemde, mesleğin içinde, dışında, hiç çalışmaya başlamadan ya da yıllarca çalıştıktan sonra da kariyer planlaması yapılabilir. Ancak tabii ki en doğru zaman bunu üniversite yıllarında ya da bir teknik okul okurken yapmak, hatta öncesinde yapabilmektir. Üniversiteye girmeden önce bir ergenin kendi değerlerini, kendi becerilerini tanıyabilmesi adına bir uzmandan destek alması, sayısal ya da sözel zekasını fark etmesi, nasıl bir iş ortamında çalışmaktan hoşlanacağını anlaması, tabii ki doğru okulda, severek okuyacağı bir bölümde okumasını kesinlikle kolaylaştıracaktır. Ve insanlar severek yaptıkları şeyde çok daha başarılı olurlar, çok daha hızlı yol alırlar. Dolayısıyla en geç üniversitede ama mümkünse üniversitede bölümü belirlemeden önce bir uzmanla çalışmak, o gencin en doğru şekilde kendi potansiyelini açığa çıkartabileceği alanı bulması adına çok kıymetlidir. Lisede yapılamamış olması durumunda, üniversitede, bütün seminerlerimde de söylediğim gibi, hasbelkader girilmiş bir bölümde bile olsa, kişinin yapmak istediği işe bu eğitimi entegre etmesi adına, elindeki diplomaları ve becerileri de entegre etmesi adına mutlaka gene bir kariyer planlaması yapması gerekmektedir. Yoksa ülkemizde zaten aldığı diplomayla yaptığı iş arasında uyum olmayan milyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitede bu kariyer planlamasını yapmak için gençlerle çalışırken en zorlandığımız alanlardan bir tanesi gençlerin iş alanlarını tanımıyor olması. Bunu yapabilmek için özellikle altını çizdiğimiz, özellikle vurguladığımız şey üniversite yıllarında staj yapıyor olmak. İş sahalarını, iş alanlarını, iş dünyasını ve ortamı tanımaları şart. Yoksa bir kariyer koçunun veya bir uzmanın o kişi hakkında dışarıdan bir şeyler söylemesi tabii ki mümkün. Ama gençlerin kendileri deneyimlerinden yola çıkarak bunu yapması çok çok daha başarılı oluyor. Kariyer planlaması nasıl yapılır? Neler, hangi teknikler kullanılabilir? Kariyer planlaması öncelikle pek çok envantere dayanarak, pek çok kariyer envanteriyle, kişilik envanteriyle yola çıkarak yapılır. O kişi ne kadar sosyal, ne kadar bireysel çalışmak istiyor? Ekip ruhuna veya bireysel çalışmaya ne kadar uygun? Daha çok teknik mi yoksa yaratıcı şeylerde mi çalışmak istiyor? İş hayatında karar verirken sezgilerini mi yoksa verileri mi kullanacak? Yani daha bilimsel bir alanda mı ilerliyor olacak yoksa daha sosyal bir alanda mı ilerliyor olacak? Bunlara envanterlerle karar verdikten sonra o kişinin hayallerini ve içinden geçenleri ortaya koyabileceği panolar, kolajlar, vizyon tekniklerini kullanmak, 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını imgeleyerek, resimler yaparak, yazarak, çizerek planlamak tabii ki çok mümkün. Bu tekniklerin her biri gene kişiye, duruma ve seçilen hedefe göre belirlenebilir. Peki kariyerin içinde kariyer planlaması yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bize 10 yıllık, 15 yıllık deneyimle gelen pek çok profesyonel var. Dediğim gibi ülkemizde maalesef bizler kaybolarak ve belli bir hedefe bakmadan iş dünyasının içinde direkt bir yerlere geliyoruz ve yaşlarımız belli bir yere geldiğinde biz şimdi ne olacağız? Bu tempoda çalışıyoruz. Daha ne kadar çalışacağız? Ya da mutsuzum, 40'lı yaşlarıma geldim, bir bu kadar daha zamanım var mı? Sorularıyla oyalanmaya başlıyoruz. Tabii ki bu yaşlarda da bir kariyer planlaması yapmak mümkün. İkinci kariyere geçmek artık insan ömrü çok uzadığı için çok olası bir şey. Dolayısıyla her yaşta mümkün ama en ideali gençler için üniversite öncesi öncelikle bölüm seçiminden başlayarak uzun yıllara yayılan bir planlama yapmak.